Herkese iyi akşamlar. Sorgul Yorum'a hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz 22. dönem milletvekili Sayın Emin Şirin olacak. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferit Bey. Şimdi bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin ekonomi ve adalet reformu söylemini tüm boyutlarıyla ele alacağız. Niye tüm boyutları diyorum? Çünkü bildiğiniz gibi Berat Albayrak'ın istifası, Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi, Abdülhamit Gül'ün reforma yönelik açıklamaları derken hatta buna Cemil Çiçek ve Bülent Arıncı'nın da açıklamalarını eklersek AK Parti'de bir değişim mi geliyor söylemleri ön plana çıktı. Ama tüm boyutlarıyla dedim çünkü bu söylemlerin ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra ortaya çıktığı, Biden başkan olduktan sonra AKP'nin, Erdoğan'ın değişime gittiği söyleniyor, iddia ediliyor ki hakikaten de Biden geldikten sonra bir değişim, en azından söylemde de kalsa bir değişimin olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu bir tesadüf mü yoksa gerçekten AKP'de Biden etkisi başladı diyebilir miyiz? Sorunun çok tarafları var. AK Parti'de ve sarayda, AK Parti saray diye alalım, sarayda Biden etkisinin başladığı muhakkak. Onu biraz altını detaylandırırız ne manaya geleceğini. Onun haricinde reform söylemleri... Şimdi reformdan neyi anladığımıza bakmak lazım sevgili Ferit. Şimdi ekonomide reform dendiği zaman ben ekonomide halkın ekonomisinin iyileşmesini düşünüyorum. Nedir halkın ekonomisi? Enflasyon olmayacak, işsizlik olmayacak. Halk buna bakar. Halk tabii faizler de etkiliyor. Yani kredi almışsa, ev kredisi, tüketici kredisi almışsa faizlerin de yüksek olmasından rahatsız. Yani teknik söylemlerden çok halk cebine tabii, bakar. Tabii tabii. Ben o bakımdan bakıyorum. Yani teknik söylemlerle çok uzman kişileri de burada misafir ediyorsun. Fevkalade güzel anlatıyorlar ama ben oradan bakmıyorum. Ben halk açısından bakıyorum. Evet. Enflasyon düşecek. Faizler yüksek olmayacak ki tüketici kredileri, kredi kartı faizlerinde ezilmeyecekler. Ve işsizlik olmayacak. Şimdi bu yapılmaya çalışılanlar, değişiklikler vesaireler, bu tek adam rejimi içinde bu üç konuya çare bulabilir mi? Ben kanaatimi açık söyleyeyim, lafı eveleyip gevelemeden hayır olmaz. Türkiye'de işsizlik düşmez, Türkiye'de enflasyon biraz düşse bile, faizler biraz düşse bile yine yüksek seviyelerde kalır. Ve halkın açısından ekonominin düzelmesi bu tek adam rejiminde 18 senedir Türkiye'yi idare eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü anlayışı çerçevesinde düzelme imkanını ben görmüyorum. Açık. Peki bu hani işin temelinden başladık. Biden etkisi mi dedim. Birazdan geleceğim. Cemil Çiçek'e, işte Adalet Bakanlığı'na Bülent Arınca ama ne oluyor da Biden'ın başkan olması Türkiye'yi bu kadar etkiliyor. Yani bunu biraz açar mısınız? Tabii, memnuniyetle. Müsaade edersen ekonomiden sonra adalet reformunu buna bağlayarak anlatayım. Adalet reformu dendiği zaman bizim yurt dışından Türkiye'ye bakan kurumlar diyelim, siyasiler veya kurumlar, Türkiye'de hukuk devleti olmasını, Batı devletlerinden bahsediyorum şimdi. İkiye ayıralım. Bir Şanghay var. Biliyorsunuz şimdi Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir müddet evvel Şanghay Birliği'ne bizi alsanıza diyordu. Hı hı. Yani böyle bir gidiş gelişler de var. Şanghay Beşlisi. Evet. Şanghay nereye girmek istediğimizi de tam anlayamıyorum ama. Onun da kendi pazarı var. Evet. Şimdi aralarında şu fark var. Şanghay Beşlisi dediğiniz organizasyonun içindeki başat iki aktör Çin'den Rusya. Bu ikisi otoriter, totaliter. Ekonomilerinin bir tanesi gelişmekte olan, gelişmiş bir ekonomi, öbürü ham maddeye dayanan bir ekonomi ve bunların dışarıya verecek paraları yok. Çin dışarıya yatırım yapıyor ama para vermiyor, yatırım yapıyor. Onun karşılığında da bazı imtiyazlar alıyor. Yani Türkiye'ye gelirse ben sana bir liman yapayım, buranın işletme hakkında bana 30 sene ver diye geliyor Çin. Çin'den nakit para gelmiyor. Zaten swap filan yapmaya çalıştı Berat Albayrak, yapamadı. Şimdi o tarafa baktığımızda oradan Türkiye'ye hayır gelir mi diye düşünülürse evet bazı düşünenler var. Biz Şanghay Beşlisi'ne girelim. İşte İran gibi, şey gibi, Rusya gibi, Çin gibi totaliter olalım filan diye düşünüyorlar. Avrasyacı yani öyle Avrasyacı'nın bir... evet Avrasyacı mı diyeceğim onlara
otoriter ve totaliter rejimlerin daha hayırlı olduğunu düşünen, onu düşünenler de var, kişiler, neyse onlar var. Ben öyle düşünmüyorum. Ben kişisel hak ve hürriyetlerin geliştiği, demokrasinin geliştiği, özellikle hukuk devletinin geliştiği yerde insanların hem refaha daha rahat varabileceklerini hem de bunun yanı sıra daha rahat yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu katiyen bir vahşi kapitalizm güzellemesi değil. Kapitalizmin de çok hasta olduğu taraflar var. Vatansever ve insancıl sosyal bir kapitalizmin de gelme mecburiyeti var dünyanın bugünkü halinde. Onlar uzun uzun başka yani bir bunun da örneği demek olarak aslında Avrupa'yı gösterebilir miyiz? Hayır, yani hepsini gösteremem. Yani orada Avrupa Birliği, Maastricht kriterleri falan derken bazı ülkeler hiç işleri toparlamış vaziyette değiller. Mesela sağlık hizmetlerinde ben Türkiye'yi Fransa'dan, İtalya'dan daha ileride buluyorum, İspanya'dan, Yunanistan'dan daha ileri vaziyetteyiz. Bizde öyle sosyal uygulamalar onlara nazaran daha iyi. Belki kuzey ülkelerini, yani Benelux ülkelerini, İsveç'i, Norveç'i, belki Almanya'yı, Hollanda'yı göstermek kabil. Ama onların da kapitalizm anlayışı içinde sıkıntılar var. Yani bu vahşi kapitalizmi katiyen savunmuyorum. Ben hukuk devleti içinde vatansever, sosyal bir kapitalizmi savunuyorum. Onu açıklamış olayım. Şimdi öbür tarafa, Biden tarafına veya Batı'ya baktığınızda orada da başat iki tane güç var. Bir tanesi Amerika, bir tanesi İngiltere. İngiltere'nin gücünü katiyen yadsınmamak lazım. Bunların da alt başlıkları içinde ulusalcılar ve küreselciler var. Para orada. Şimdi Türkiye'nin sıcak parayadaki ihtiyacının azami halde olduğunu unutmayalım. İşte bugün Eurobond ihalesi yapılıyor. Dövizden para bulmaya çalışıyoruz. Döviz için bond çıkartıyoruz, tahvil çıkartıyoruz. Cari açık geliyor zaten. Evet, bak sonra göreceğiz bakalım nasıl bir faizden bu parayı bulabileceğiz. Bu çerçevede bakıldığında Türkiye'nin çok ciddi bir sıkıntısı var. Demin halkın ekonomisinden bahsettiğimde işsizlikten bahsettim. İşsizliğin çaresi yatırım. Türkiye'nin iç kaynakları, bu israf da dikkate alındığında, iç kaynakları yatırım yapmaya yetmiyor. Kendi cari harcamalarını zor karşılayabilir halde. Yatırım yok iç kaynaklardan. Şahısların da bir birikimi veya kaynak ayırım imkanları mevcut değil. Bu durumda bizim dış sermayeye çok ciddi ihtiyacımız var. Yani şahıslar derken aynı zamanda reel sektörde. Reel sektörde. Tabii kurumlardan bahsediyorum. Şirketlerden bahsediyorum. Onun için bizim dış sermayeye ihtiyacımız var. Dış sermayede de Batı'da. Batı'nın şartları var. Batı kolay kolay, yani Çin'den de çalışıyor diyebilirsin ama Batı Türkiye'ye baktığında evvela bir kere ihvancılık yapmamızı istemiyor. Türkiye ihvancılık yapmayacak diyor. İkincisi hukuk devletinin temellerini kuracaksın diyor. Hukuk devletinin temelleri deyince sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı danışmanlarının geçen günlerde söyledikleri gibi mülkiyet hakkından bahsetmiyor. İfade özgürlüğünden bahsediyor, gösteri hürriyetinden bahsediyor. Bir takım insanların saçma sapan sebeplerden hapislere atılmamasından bahsediyor. Kararnamelerle Türkiye'nin adli kontrolü olmayan, adli denetime tabi olmayan kararnamelerle idare edilmesinden rahatsız oluyor. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin bu tek adam rejimi ve 16 Nisan referandumundan kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde hiçbir şekilde Batı'dan müzayeret görmesi ve yatırım çekmesi kabil değil. Evet, yani bu Biden konusunu en azından yani Avrupa ile birleştirip bir analiz yaptınız. Aynen, aynen. Batı diye bakıyorum. Onlar neden rahatsız, biz ne yapıyoruz sorusunun cevabı oldu. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizim gönlümüz Avrupa dedi. Bugün öyle diyor, dündür, bugündür felsefesi gibi gidiyor bana. Avrupa'ya uyabilmek kabil, Avrupa'dan işinizi götürebilirsiniz. Çok basit, Venedik Komisyonu'nun yazdığı raporlara bakın. Venedik Komisyonu, bizim anayasal düzenimiz konusunda ciddi tenkitleri var. İki, Avrupa bu ne diyor orada? Kuvvetler ayrılığını getireceksin diyor. KYK'larla Türkiye'yi idare etmeyeceksin diyor. Ve hukuk devleti olacaksın diyor Venedik Komisyonu. Bu olmadığı takdirde ben Avrupa Birliği'nden münasebeti niye devam ettirdiğini anlamıyorum diyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu gayet ciddi herhalde anlıyordur diye düşünüyorum. Yanında kaç tane danışman var, sayısı belli değil. Onlar bunu anlıyorlardır. Nitekim hariciyede de gerek Brüksel'de gerek Ankara'da Avrupa'nın ne demek olduğunu,
yani hangi felsefeyle hareket ettiğini, Venedik Komisyonu'nun ne olduğunu bilen insanlar var. Bunlara uyulmadığı takdirde Avrupa ile işleri yürütmek kabil değil. İkincisi, bu gümrük birliğinden beraber Avrupa Birliği'nden olan iktisadi münasebetlere baktığınızda gümrük birliği görüşmeleri yürümüyor. Hatta belki de askıya alınacak diye teklif var 10 Aralık için. Fransa'nın yaptığı böyle bir edepsiz teklif var. Orada da baktığınızda çok basit bir sebebi söylüyorlar. İhale kanunu söylüyor. Bu kadar yandaşlara giden ihaleler olduğu müddetçe, ihaleler şeffaf olmadığı müddetçe, sorulan sorulara cevap verilmediği müddetçe, parlamentoda, plan bütçe komisyonunda milletvekilleri bile sorularına cevap alamadıkları müddetçe bizim batıyla çalışabilme imkanımızı veya batıdan sermaye gelebilme imkanının kabil değil. Tam da yerine geldik. O konuda Merkel'in de bir açıklaması var. Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin 10 Aralık'taki AB zirvesinde görüşüleceğini açıklamış Merkel. Ya tabii böyle bir şey olmasını şimdi istemeyiz orada, ama bakın bir... orada da edepsizlik var. Batı'nın edepsizliği var. Batı'nın hakkı. Öyle mi görüyorsun? Kesinlikle var. Yani tehdit ediyor esasında. Tehdit ediyor. 11 Aralık'ta. Kesinlikle edepsizlikleri var. Neden? Bizim şu anda objektif olarak neden tenkit ediyorlar bizi? Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için mi tenkit ediyorlar? Ne için ediyorlar? Doğu Akdeniz var, Kıbrıs var. Kardeşim orada bizim meşru haklarımız var. Gelin oturun. Gelin oturun, o meşru haklar çerçevesinde bizden tartışın. Ama haydutluk etmeye kalkmayın. Yani gemimizi el koymak gibi veya arabaya kalkmak gibi haydutluklar işi bir neticeye götürmez. Şimdi bu neden oluyor? Biz geçen sene Ekim ayından beri silahlı diplomasi veya aktif diplomasi denilen bir diplomasiye girdik. Bunu sarayın danışmanları yazılarında da anlattılar. Ki kurul üyesi gayet saygın insanlar var orada. Onlar da anlattılar. Dediler ki biz aktif silahlı diplomasiye girdik. Güzel. Sen girince karşısı da giriyor. Yani o da geliyor senin gemine çıkıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani yolunu kesmeye kalkıyor. Bu İngilizlerin tit for tat dedikleri böyle karşılıklı işte itiş kakışlardır. Bunu yapmamızda bir mahsur ben görmedim ve doğru buldum. Çünkü aksi takdirde bizi masaya da almıyorlardı. Masaya oturmamız imkanı da yoktu. Suriye'de yapılanlar, hatta Kafkasya'da yapılanlar, Libya'da yapılanlar büyük ölçüde doğru oldu. Ancak bunun arkasını getirmek için ciddi bir diplomasiye, hatta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızdığı monşer tabirini kullanacağım, monşer diplomasisine belki de girmek lazım. Bizim Suriye'deki hükümetten konuşmamız lazım, Mısır'dan konuşmamız lazım. Avrupa'yla onların anladığı manada konuşmak lazım. Bunlar bir yerde böyle kabadayı edasından bağırıp çağırmaktan olmaz. Biz kuvvetimizi gösterdik mi? Gösterdik. İHA'larımız, SİHA'larımız mükemmel iş yaptı mı? Yaptı. Şimdi zamanı geldiğinde de konuşmayı bilmemiz lazım. Çünkü o zaman dönüp sana şunu soracaklar. Gümrük Birliği'ni ıslah edelim arkadaş, tamam, güzel. Sen ihale kanununu düzeltecek misin? Merkez Bankası'nı bağımsız yapacak mısın? Yoksa her şey keyfin istediği gibi hangi ihale kime gidecek, faizler ne olacak diye sen kendin mi karar vereceksin diye soracaklar. Bunu şahsi sözle de tatmin olmazlar. Bütün bunların kurallara bağlanması ve kuralların da uygulanması lazım. Çok ben olumlu bir ve soruna çözüm odaklı bir yorum oldu. Niye? Çünkü bir taraftan diyorsunuz ki bunların yaptığı haydutluk. Evet. Ama diğer taraftan da diyorsunuz ki biz de diplomaside çok iyi değiliz. Değil, aynen öyle. Çok önemli bir yorum oldu. Çünkü bu konuda bile bölünmüş durumdayız. Daha dün izledim bir programı ulusal bir kanalda. Vay işte CHP'li Çeviköz. Evet, Çeviköz'ün açıklamalarına sen işte hain misin diyorlar. O da ya Avrupa Birliği tarafından tabii bakıyor. Kendince haklı tarafları var ama aslında daha orta yolcu bakış bu yorum ben bak oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında. Ben Avrupa Birliği tarafından bakmıyorum. Ben Türkiye açısından bakıyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri açısından bakıyorum. Biz iki şey arıyoruz orada. Ne arıyoruz? Bir, hukuk devletini arıyoruz. Ne diyordu Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Bizi Avrupa Birliği'ne almazlarsa Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri yaparız, devam ederiz diyordu. Ne oldu bu konuşma? Uçtu gitti. Ya. Onun yerine bugünkü sistem geldi. Alakası yok hukuk devletiyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin. Çünkü kuvvetler ayrılığı yok, burakabe yok, hiçbir şey yok. Güven oyu yok. Biraz sonra o güven oyuna diğer sorular geleceğiz, soracaksın, geleceğim. Şimdi böyle bir durumda bizim
kendi söylemimizde Ankara kriterleri yapacağımız Kopenhag kriterlerini niye uygulamıyoruz? Bir. İki, gümrük birliğinde biz de Kıbrıs'ı bahane etmeyelim. Esas takılan yerlerin başında ihale kanunu geliyor. Niye doğru dürüst bir ihale kanunumuz yok? Her şey özel maddeden 20 bilmem kaç B'den yapılıyor. Niye hep yandaşlara gidiyor? Niye açık değil? Bunların cevapları yok. Şimdi Allah muhafaza yapabilirler de gümrük birliğini biz kaldırdık derlerse zaten sıkıntıda olan ihracatımız Almanya ve Fransa başta olmak üzere yok olur gider. Bir de atar tutar böyle atarlı siyaset olmuyor. Biz bir müddet evvel Fransız mallarını boykot edin dedik değil mi? Evet. Bir gün sonra unuttuk mu? Boykot eden var mı? Ya bunlar olmuyor. Yani gayri ciddi şeyler bunlar. Peki şimdi Bülent Arınç gündemde. Bu reform, ekonomi ve adalet reformunun temelinden başladık. Biden, Avrupa Birliği ilişkileri dedik ama içeriye dönelim. Şimdi Bülent Arınç da aslında kendi partisini eleştiriyor bir taraftan. Dedi ki biz olmaktan çıktık. Tekrar biz olmamız lazım dedi. Siz de daha önce AK Parti'de siyaset yapmış bir isimsiniz. Şimdi ben bunu dikkate 17 aldım. 17 sene evvel. Eski de olsa bilirsiniz ama o şeyi tanıdığınız çoğu da arkadaşınızdır onlar. Tanırsınız. Diyorum ki ne demek istiyor? AK Parti neydi? Ne oldu? Ve Bülent Arınç'a bu konuda hak veriyor musunuz? Bülent Arınç'ı ben ciddiye almıyorum. Evet. İnişleri çıkışlarıyla özellikle FETÖ ve FETÖ'nün aktif olduğu dönemlerdeki müzahir tavırları ve tutarsız tavırları dolayısıyla benim gözümden çok düşmüş bir insan. Kendisini ben Fazilet Partisi günlerinden, Refah Partisi günlerinden hatırlıyorum, tanıyorum. Son derece gayretli, çalışkan, demokrasiye inanan bir insan görüntüsü veriyordu. Tayyip Erdoğan'a muazzam bir destek verdi. Haklı bir destek verdi o günkü günlerde. Biz de kendisini çok takdir ettik. Meclis başkanlığı sırasında da çalışmalarını çok takdir ettim. Benim milletvekili olduğum süreçte kendisi meclis başkanıydı. Çok takdir ettim. Ama 2007-2010'dan sonraki süreçteki davranışlarını veya yalpalamalarını biraz artık siyasetten çekilmesi gerekiyor gibi şahsen değerlendiriyorum. Kendi takdiridir. Burada anlamakta zorlandığım şey şu. Kendisi AK Parti üyesi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı. Diyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu konuşmaları isim vermemekle beraber bunlar fitnedir diyor. Fitne dedi, evet. Şimdi fitneyse niye partinde tutuyorsun bu kişiyi? Bak Ümit Özdağ alıp diye çıkarıverdiler partiden. İyi Parti'den. Bir partinin içinde biri fitne çıkarmaya çalışıyorsa o partide niye tutuyorsunuz? Bu soruların cevapları yok. Şimdi bütün bunların sonucu dakika, ne oldu? Aslında diye... bir danışıklı dövüş mü var burada? Hayır hayır, öyle de demiyorum ki. Yani diyorlardı yani Erdoğan'dan habersiz söyleyemez diye. Bilemem yani, yok yani olabilir, haberli de olabilir, danıştı dövüş de olabilir. Ama Bülent Arınç aklına geleni de bazen söyleyen, bazen susan, bazen söyleyen bir insandır. Tekrar söylüyorum, meclis başkanlığı döneminde de gayet takdire şayan bir çalışma gösterdi. İyiydi yani, gayet iyi bir meclis başkanıydı. Ondan sonra gelenlerle karşılaştırdığımızda İsmail Kahraman hatta bugün... ki duruma baktığımızda iyi bir meclis başkanı olarak görüyorum. Cemil Bey'le beraber. Şimdi onlar belki eski tecrübelerinden bu konuşma ihtiyacını hissediyorlar ama ben buna önem vermiyorum. Bunlar Türkiye siyasi hayatını ciddi etkileyecek konular değiller. Sonuç ne oldu? Sonuç çok basit bir şey oldu. Cumhur İttifakı iyice kenetlendi. Tayyip Erdoğan kerhen veya isteyerek iyice kenetledi. Devlet Bahçeli esti gürledi daha bu sabah, programın sabahında. Esti gürledi, dünyayı birbirine kattı, gayet sert bir konuşma yaptı. Kenetlendi. Erdoğan da destek verdi ittifaka. Tabii, yani o bakımdan kenetlenmenin haricinde bir netice yaratmadı. Ama halkta karşılığı var mı bu kenetlenmenin? Bunların hiçbirinin halktan alakası yok ki. Bu olup bitenlerin halktan alakası var mı? Ha şu olabilir... yarın ki zannetmiyorum, ha zannetmediğim halde söyleyeyim, çok az bir ihtimal, Bülent Arınç istifa edebilir partiden. Partiden istifa edip 20-30 milletvekilinden
bağımsız bir grup kurar veya başka bir partiye giderse onun Türk siyasetinde bir etkisi olur. Onun haricinde hiçbir manası olmaz. Partiden niye istifa edeyim demiş son röportajında. Onu da ya işte yani bunların hepsi şey cambaza bak gibi hadiseler sonunda. Tabii şimdi bu işin magazinsel kısmını konuşmak istemiyoruz. Biz Zanka TV olarak daha farklı taraftan bakıyoruz. Ama istifa eder mi etmez mi tartışmaları yapılıyor. Bütün kanallar bunlar çalkalanıyor. Ben de Emin abiye, sevgili Emin abiye katılıyorum. İstifa ederse ne olur, etmezse edersen ne olur? Edersen olur, etmezse ne olur? Faydası yani, ne olur bilmiyorum ama. Hiçbir şey olmaz. Yani ne olur? Ümit Özdağ çıkarıldı İYİ Parti'den, ne oldu? İşte yani bir şey olmuyor ki. Bunlar hakikaten konunun şirazesini yerinden oynatacak, Türk siyasetini başka bir yere götürecek hamleler halinde değiller. Şimdi şuradan bakabiliriz olaya. Magazinsel taraftan değil de şimdi ciddi sorunlarımız var. Adalet reformu falan deniyor. Ya Bülent Arıncı'nın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çıkışı hani kendi dediği değil ama önemli bir taraftan. Önemli ama ona da tahammül yok. Önemli. Konuşmak yasak. Şimdi bir şeyler söylüyor Bülent Arınç. Hani reform diyoruz ya, adalet reformu diyoruz. Ya kendi içlerindeki parti üyelerine bile neredeyse adam linç edildi bir taraftan. Yasak. Hatta sizin de bir söyleminiz vardı son yaptığınız röportajda, dikkatimi çekti. Bülent Arınç'a bu söylemlerinden dolayı terörist ya da FETÖ'cü gibi damgalar da vurulabilir. Tabii. Mi? Tabii tabii. Nitekim konuşmalara... Nerede adalet reformu o zaman? Nasıl? Yok öyle bir şey. Ben zaten olacak demedim ki. Konuşmamızın başında adalet reformu olmayacak dedim. Olacak demiyorum, olmayacak diyorum. Sayın Bülent Arınç bu arada belki muhalefetin büyük bir kısmının karşı karşıya olduğu durumu anladı. Türkiye'de konuşmak ve fikir beyan etmek çok zor. Yasak demeyeyim ama çok zor. İktidara aykırı bir fikir söylediğiniz zaman... İktidar partisinde de olsanız bu muameleye tabi kalıyorsunuz. Çok önemli oldu bu. Sayın Albayrak'ın dediği gibi çok önemli diyordu ya. Çok da önemli bir yorum oldu. Bunu şöyle açayım biraz. Yani birazdan muhalefetin de ne durumda olduğunu konuşacağız. Şimdi Bülent Arınç bir taraftan şöyle bir iddia da var. Millet İttifakı'na göz kırptı. Ve Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Yani. Abdullah Gül'ün olduğu yerde ben de olurum mu dedi diye Feriç'in daha dün konuşuldu. Bunlara hiç girmeyelim. Biliyorum bu magazin oldu biraz ama hani yani. Daha dün konuşuldu bunlar Senat Türk'te falan. Nasıl konuşulmasın işte ondan cambaza bak dediğim o. Yani Türkiye'nin bu kadar önemli konuları var. Avrupa Birliği'nden var, Amerika'yla var, dış politikada var, Doğu Akdeniz'de var, İsrail'de var, Filistin'de var. Bir parantez açayım. İsrail bugüne kadar mesela Suudi Arabistan'dan 100 milyar dolar tazminat talep etmek üzere, kanun geçirmek üzere. Niye biliyor musun? Hazreti Muhammed zamanında Medine'den sürülen Yahudilerin tazminatını istemek üzere kanun çıkartmaya kalkıyor. Böyle dünya böyle bir saçma sapan dünya. Saraç, yani Libya meselesi var. Yani her taraf yangın yeri, Türkiye'nin içi yangın yeri. 6 milyon Suriyeli göçmen var, kimse konuşmuyor. Tabii. Deprem meselesi İzmir dolayısıyla konuşuldu. İstanbul depremine alınacak önlemler yok oldu bitti. Koronavirüs yüzünden halkta bir tedirginlik var. Ekonomi çok büyük darbe yiyor. Biz de konuşuyoruz. Bülent Arınç ne demiş? Doğru. Ne demiş, ne demiş ya? Şöyle açayım mı ben soruyu? Bir taraftan da Cemil Çiçek'in açıklamaları da var. O pek konuşmadı. O daha ciddi. Bakın kelime olarak ahlaktan bahsediyor. Tabii. O ahlak... lazım çıkışındaki vurgu bu dediğiniz konular mı aslında? Olmaz mı? Biz ahlaksızız diyor ya. Cemil Çiçek niye ahlak lazım diyor? Evet. Çünkü ahlak yok diyor. Bizim evvela bir ahlak reformu yapmamız lazım diyen adam Türkiye'de meclis başkanlığı yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış, Türkiye'nin en eski siyasetçilerinden bir tanesi. Adı bilinen bir suistimale hiçbir şekilde karışmamış bir adam çıkıyor diyor ki beğenirsiniz beğenmezseniz bırakın bu reform laflarını. Türkiye'de reform reform olmaz. Türkiye'ye şey lazım diyor. Ahlak reformu lazım diyor. Parti üyesi ha. AK Parti parti üyesi. Bakalım ne olacak? Peki şimdi... Bir arayış var. AK Parti'nin içi kaynıyor. AK yani. Parti'nin içi kaynıyor. Bir arayış var. Gelelim şimdi belki de en vurucu konulardan bir tanesine.
farkında mısınız? AK Parti'nin içinden AK Parti'ye yapılan eleştiriler muhalefetin AK Parti'ye yaptığı eleştirilerden daha çok gündem alıyor ve doğru. enerjisi halka yansıyor. Ne kadar doğru söylüyorsun ha? Bu çerçevede biraz muhalefet konuşalım. Dün bir röportajda onu söyledim. Muhalefet tıp oynuyor diye. Tıp diye bir oyun vardı hatırlıyorsun. Evet. Konuşmayan bir oyun. Şimdi muhalefete baktığımızda üç tane ana parti var diyelim. Bir tanesi CHP, bir tanesi İYİ Parti, bir tanesi HDP. Bunlar %10'un üzerinde olduğu düşünülen partiler. Onun haricinde de yeni kurulan partiler var. Ve kurulacak partiler var. Daha kurulacağını da daha evvel de söylemiştik. Daha çok parti kurulur diye kurulacak. Diyalektik öyle getiriyor. Şimdi özellikle CHP ve İYİ Parti'ye bakalım. HDP'nin çünkü özel ve çok tenkit edilecek tarafları var. Katiyen tasvip etmediğim bir PKK ilişkisi içindeler hala ve reddedemiyorlar onu. Onun haricinde CHP ve İYİ Parti'ye baktığımızda ben hayretle izliyorum bu iki partiyi. Neden? Siz muhalefetteyseniz, diyorsunuz ki muhalefette, arkadaş AK Parti ve Saray Türkiye'yi kötü idare ediyor. Diyorlar mı bunu? Evet. Diyorlar. Biz daha iyi idare ederiz diyorlar. Tavsiyelerde bulunuyorlar. O da doğru mu? Evet. Peki o zaman senin iktidara talip olup gelip yapman gerekmez mi seçimi kazanıp? Muhalefetin işi ne? Bizim bugünkü muhalefet sanki televizyonda program yapıyormuş veya gazetede sütun yazıyormuş gibi tavsiyeler veriyor. Ya dinlemiyorlar sizi. Dinleme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Siz de orada dolanıp duruyorsunuz bir manada. Anlatabildim mi? Eğer sizin ciddi bir Türkiye iddianız varsa Süleyman Bey'in zamanında dediği gibi getirin sandığı milletin önüne demeniz lazım. Getirin sandığı milletin önüne. Millet size güven oyu verirse devam edersiniz, güven oyu vermezse devam edemezsiniz. Biz geliriz iktidara. Çünkü bizim iddiamız var, biz daha iyi idare edeceğiz diyorlar. Diyebiliyor mu bunu muhalefet? Diyemiyor. Valla ben bir milletvekilini röportaj yapmıştım, telefonu da aramıştım Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Diyebiliyor mu dediniz ya şimdi, sorduğumuzda diyoruz diyorlar. Nerede diyorlar? Ben kim duruyor ya? Yani bunun bir sorun var. Problem yani enerjin halka yansımıyor. Hayır demiyorlar. İktidar karar alacak. Bizim iktidar çoğunluğumuz karar alma çoğunluğumuz yok. İktidar alırsa biz hazırız diyorlar. Bunlar ayrı şey. Sen talep ediyormuşsun. Hayır etmiyorsun. Bir ürkeklik var üzerinde. Bir şey daha gelmek istiyorum. Bu sabah dikkatle Sayın Devlet Bahçeli'yi dinledim. Gayet sert bir uslupla sert bir konuşma yaptı. Ve bu erken seçim isteyenleri de hainlikle suçladı. Bu konuşmasını ben yanlış olduğu kanaatindeyim. Neden olduğunu da kısaca anlatayım. Kendisini çok saygıdeğer bir insan bulduğumu da söyleyerek. Yani o çerçevede. Şimdi bizim bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güven oyu sistemimiz yok. Hatta bu konular konuşulurken Mehmet Uçum ve Burhanettin Kuzu bunları savunuyorlardı. Allah rahmet eylesin Burhanettin Kuzu'ya. Burhan Kuzu. Burhan Kuzu. İşte Burhanettin Burhan bir şey diyor. O çerçevede diyorlardı ki güven oyu 5 senede bir alınacak. Kardeşim güven oyu 5 senelik bir durum değil. Bu kadar süratli değişen bir dünyada. Güven oyu alınabilecek yani hala bugünkü yürütmeye şey var mı? Bunu görebilmek lazım. Ya hızımızı kesiyor diyordu. Rahmetli Burhan Kuzu. Ben kendisine sormuştum yayında. Daha ne güven oyu olsun diyor işte. 5 yılda bir. Güzel. Başkan gelir istediğini yapar diyordu. Güzel. Başkan geldi işte istediğini yaptı gördük. Kendi şeyini damadını Maliye Bakanı yaptı. 2 sene sonra ne olduğunu anlamadık. Değiştirdi. 180 derece rotayı çevirdi. Bir ara Şangay Beşisi diyor. İyi bakalım nedir Şangay Beşisi diyoruz. Sonra biz Avrupa'dayız diyor. Yani başımız dönüyor. Bu arada bir güven oyu mekanizması koyabilmek için somut da bir şey getirmek lazım. Bu 5 senelik dönem içerisinde, ilk 3 sene içerisinde bir seçim yapılırsa, o zaman Cumhurbaşkanı'nın süresi yanmasın, eklensin. Çünkü buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, şey konusu biliyorsun, Cumhurbaşkanı ilk kereden fazla aday olamaz meselesi. Evet. Bir daha aday olacak mı, olmayacak mı konuşmaları yapılırken, bir anayasa değişikliği yapılır ki bütün partiler buna evet diyebilirler. Denir ki yani referanduma gitmeden mecliste yapılır bu değişiklik. 5 senelik sürenin ilk 3 senesinde seçimler yenilenirse, Cumhurbaşkanlığı seçimi
meclis için beraber yapılacak seçimler yenilenirse Cumhurbaşkanı'nın süresi yanmaz, sayılmaz süreye denir. Onlar da gitsinler bir güven oyu alsınlar. Yani bütün bu yapılanlar doğru mu gidiyor, doğru gitmiyor mu görelim. Neden? Bugünkü anketlere baktığımızda AK Parti hala birinci parti, doğru. Muhalefet hala ikinci parti, kararsızlar. Birinci parti %30 küsurla AK Parti, ikinci parti kararsızlar. Bu kararsızların da muhalefete gideceği kesin değil ha. Muhalefetin bu icrasızlığı ve gayretsizliği dikkate alındığında. Yani Erdoğan kesin gidiyor diyen bazı muhalifler var. Rahat olun. Erdoğan gidiyor. Erdoğan bitti artık. Bu kadar kolay mı bu söylemi söyleyebilmek? Hayır, Erdoğan gidiyor mu gerçekten bu kadar kolay bir şekilde? Niye gitsin canım? Biz hatta bilakis Erdoğan gitsin demiyoruz ki. Erdoğan toparlansın, Türkiye'yi idare etsin. Bugün meşru Cumhurbaşkanı. Yani bir sürü şaibeli bir seçimden geçtik ama şu anda onaylanmış meşru Cumhurbaşkanı bir. İki, Türkiye'nin en büyük partisinin başkanı. O da doğru mu? Evet. Niye gidiyor? Gitmesi için bir sebep görmüyorum. Yani bugün parlamenter rejime dönülse, Tayyip Erdoğan kendisi talep etse veya başka bir şekilde parlamenter rejime dönülse, bugün seçim olsa büyük bir ihtimalle yine birinci parti çıkıp hükümeti kuracak, başbakan olacak Recep Tayyip Erdoğan. Yani muhalefette bir birlik mi yok acaba? Bu birlik meselesi bir değil. Şey hayır, hayır, hayır. Mesela şu dediniz ya, anayasayı yaparlar dediniz. İddia yok, iddia. Anayasa konusunda bile anayasa görüşmeleri yapılıyor diye bir haber ortaya atılıyor iktidar tarafından. Ve muhalefet orada bir kararsız. Oysa ki şunu demek lazım değil mi? Abi biz siyasi partiyiz ve anayasa görüşürüz. Pek. Yani bu daha doğal ne olabilir? Görevimiz diyecek ya. Bakın. Görevimiz diyecek. Masayı yumruğa vuracak. Sen ne diyorsun arkadaş? Ben bunu burada tartışmayacağım da nerede tartışacağım diyecek. Bunu diyemiyor. İddia yok. Konuşmaların hepsine bak. Ki en iddialı görünen belki Meral Hanım. O bile ben gelip yapayım demiyor. Siz şunları yapın diyor. İktidar olarak Berat Bey'i görevden alın. Şunu şöyle yapın. Bunu böyle yapın. Şu krediyi verin. Bunu böyle yapın. Arkadaş siz baş danışman değilsiniz ki. Sizin yapmanız gereken, bu yapılması gerekenleri sen yapamıyorsun, ben yapacağım. Sandığı milletin önüne getir, halk karar versin demektir. Şimdi İyi Parti konusunda girmiş olduk böylece. Bu konu hayır, hakkında şey, Kılıçdaroğlu, çok soru geliyor. Ha, Kılıçdaroğlu bilakis, ya ana muhalefet partisi başkanısınız. Sizin bir numaranız iddianız, dostlarınızla birlikte değil, tek başına iktidar olmaktır. Nerede bu iddia? Şimdi orada o konuyu sorduğumda muhataplarına diyorlar ki biz Erdoğan gibi ülkeyi yönetmeyeceğiz. Erdoğan gibi otoriter bir tavır sergilemeyeceğiz. Kemal Bey doğru yapıyor. Çünkü kolektif bir siyasetle biz Erdoğan'ı devireceğiz. Yani buradaki aslında siyasi taktikmiş. Yani Kılıçdaroğlu. Peki ben tersini söyleyeyim o zaman. Erdoğan yarın döndü dedi ki ben parlamenter rejime dönüyorum arkadaş. Meral Hanım sen de konuşmayı benden çalışmayı kabul ediyordun parlamenter rejimde. Gel beraber koalisyon kuralım. Ne yapacak CHP? Yani efendim liderin böyle sizin demin anlattığınız siyasi şey kulüp dernek tavrıdır. Hep beraber çalışalım, iyi olalım falan. Hayır. Bir siyasi partinin iddiası olması lazım. Ben iktidara gelip senden daha iyi idare edeceğim. Böyle geldi AK Parti'de iktidara. Zamanında Ecevit de iktidara böyle geldi. Süleyman Bey de böyle iktidara geldi. İktidar iddia ister. Peki siz siyaseti iyi okuyabilen bir isimsiniz. Demin de söyledim. Geçmişte milletvekili yaptığınız siyaseti biliyorsunuz. Okuyabiliyorsunuz. O demin dediğiniz İyi Parti, yani Akşener-Erdoğan ittifakının hani uzak gibi gözüküyor ama olur mu olur? Efendim bunun şartları söylendi. Bu şey seçimler bittikten sonra AK Parti 8 maddelik, Mehmet Uçum yazmıştı galiba, 8 maddelik bir Türkiye İttifakı projesi ortaya koydu. Bunun 8. maddesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biat etmek vardı, kabul edilmedi. Buna karşılık çıktı, gerek CHP, gerek İyi Parti dediler ki, bizim şartlarımız var, parlamenter rejime dönmemiz lazım, adı parlamenter rejim gibi bile olmasa, partili cumhurbaşkanı olmaz ise, bunun yanı sıra bütçeyi meclis yaparsa gibi 4-5 şart ortaya koymak suretiyle biz o zaman çalışırız dediler. Bu var ortada duruyor. Şimdi parlamenter rejime dönülmeye kalkılır ise, hipotetik konuşuyorum, farazi konuşuyorum. Dese ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, peki dönelim.
Sayın Devlet Bahçeli buna itiraz ediyor ama saygımız var. Anlayışla karşılayabilir Devlet Bey de. Sabırlı davransın. Gel Kemal Bey, gel Meral Hanım, parlamenter rejime dönelim. Sembolik bir cumhurbaşkanı seçelim. Hatta belki Kemal Bey veya Meral Hanım cumhurbaşkanı olsun. Yetkileri başbakana verelim. Ben de AK Parti başkanı olarak seçime gireyim. Birinci parti başbakan olayım, devam edeyim. Süre tahtide de yok dese. Farazi konuştuğumun altını çiziyorum ha. Yani böyle bir iddiada bulundu filan diye çıkmasın kimse. Buna hayır derler mi? Siyaset çok şeyleri gebe olabilir. Evet. Bu sıkıntıların nereye gideceğini bilmiyorum. Ha böyle toleranslı anlaşmalar olabileceği gibi inatlaşmalar söz konusu olabilir. İnatlaşmaların sonunda da nereye varacağımızı eğer inatlaşma politikası tercih edilirse göreceğiz. Yani siyasette ben daha kolektif bakıyorum. İşte nasıl olsa İYİ Parti bende, HDP bende. Yok böyle bir şey. Biz ittifak olarak bir de belediyeleri de aldık söylemim var. Hani nasıl oraya aldık? AKP kan kaybediyor şeklinde bir şimdi hava da yaratıyor. Belediyelerin CHP'de, alınması, Sayın İlhan Kesici'nin güzel bir hatırlatması vardır. Onu hep yapar. Hubu Ali değil, buzu Muaviye der. Yani Muaviye'den olan düşmanlık, Muaviye'ye olan husumet, Ali'ye olan sevgiden önemlidir diye. Bu seçimler öyle bitti. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı oy verildi. Sıkıldık senden dendiği için kaybedildi. Ve bunu çok geniş bir ittifakla yapıldı. Bu ittifak illaki kağıt üstünde olmayabilir. HDP'liler de gelip oy verdiler. Bunun yürüyüp yürümeyeceğini göreceğiz. Bir kere partinin, bir ana muhalefet partisinin veya İYİ Parti'nin buna güveniyor olmasını hayretle karşılıyorum. Ya sen ana muhalefet partisi olarak birinci parti olma iddianı ortaya koyman lazım. Velev ki Tayyip Erdoğan bir türlü halletti, daraltılmış veya dar bölge sistemine geçti. Orada birinci parti olmadığın takdirde önemi yok ki. Size çok samimi söyleyeyim, HDP daraltılmış bölge sistemi içinde, dar bölge veya daraltılmış bölgede HDP CHP'den fazla oy çıkarabilir biliyor musun? İşte milletvekili çıkarabilir. Şimdi demin diplomasi önemli dediniz. Aslında dış politikada da önemli gelişmeler var. Bir taraftan bu Azerbaycan konusu da önemli ve orada da Ermenilerden aldık, Ruslara verdik şeklinde daha şimdiden Azerbaycan'da da Aliyev muhalifleri ortaya çıkmaya başladı. Oysa ki yansıyan tablo şu ki Azerbaycan'da bir zafer, Karabağ'da bir zafer kazandık şeklinde. Biraz da bu çerçevede hem savaş sahası hem de diplomasi sahasıyla çerçevesinde bir Karabağ değerlendirmesi alalım size. Valla Karabağ'ı çok kısaca söyleyeyim. Bizi orada tek alakadar eden kısım Azerbaycan'ın tabii kaybettiği topraklarını, işgal altındaki topraklarını kurtarmasının yanı sıra Nahçıvan'dan Azerbaycan arasındaki koridorun teminidir. Bu temin edildiği takdirde bizim açımızdan bir ilerleme ve zafer söz konusu olabilir. Geri kalanı Azerbaycan'ın zaferidir. Biz de bundan memnun oluruz. Bu bizim birinci konumuz değil. Birinci konumuz Nahçıvan, Azerbaycan koridoru. Azerbaycan arasındaki koridorun yol yani karayolunun temin edilmesi. O çok büyük bir eksiklikti. Bunun haricinde dış politikaya baktığımızda bizi en alakadar eden konu evvela Suriye meselesidir. Ferit kardeşim. Burada 6 milyona yakın Suriyeli var. Bu Suriyelilerin sosyal problemleri var, maddi problemleri var. Bu pandemi sırasındaki davranışları var. Neredeyse turist gibi bizden daha rahat yaşama gibi durumları var. Bunlar göçmen değil, sığınmacı. Bunları biz misafir ettik. Pek tabii ki misafir ederiz. Ancak buraya göçüp gelip yerleşmeleri için değil, sulh içinde huzura kavuşmuş bir Suriye'ye dönmesi gereken sığınmacılar olarak misafir ederiz. Aradaki fark çok büyük. Bizim bir numaralı sorunumuz budur. Bu politikada. Bu bir hakikaten önemli şimdi bir sorun. Bu dondu. Biden'ın bitti. Etkisiyle hani konuştuk ya işte yayının başında da Biden'ın etkisiyle bir değişim söz konusu diye Suriyelilerin de geri döneceğini bilmiyorum. Yani Suriye Biden meselesinin için nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü Biden bu işe İsrail açısından bakar. İsrail merceğinden ve Amerika'nın menfaatleri merceğinden bakar. O mercekten baktığında Suriye ne şekil alacak? Bunların ne kadarı geri dönecek? Ben sana şöyle söyleyeyim, %70-80'i dönse çok büyük bir başarı olur. Geri kalanı Türkiye'ye yerleşmiş göçmenler olacak. Sığınmacı değil, göçmenler olacaklar.
Onun haricinde Avrupa Birliği'nden münasebetlerimiz çok önemli. Amerika ile münasebetlerimiz çok önemli. Ve bu münasebetlerin içinde ekonomi faaliyetler ve dış sermayesinin temini meseleleri çok önemli. Bu konularda Biden sonrasının haricinde Avrupa'daki Macron düşmanlığını, Macron'un tavırlarında dikkate aldığımızda nasıl bir şekil alacağını görmemiz lazım. Macron küreselcidir. Dolayısıyla küreselcilerin kontrolündedir. Biden de onlara daha yakın. Belki Trump yerine Biden'ın gelmesi herkese endişeye sevk ediyor ama ben Biden'dan daha ciddi müzakereler yapılabileceğini, Trump'ın bize ettiği hakaretlere muhatap kalmayacağımızı, çünkü Türkiye'ye hakaret etti, Cumhurbaşkanımızdan iyi ilişkiler kurdu. Bu Türkiye'den iyi ilişki manasına gelmez. Hı hı. Onun için Biden'dan belki daha bir al-ver pazarlığı yapmak suretiyle daha makul bir yere gelebilmeyi de ümit etmek istiyorum. Evet, bu akşamın son konusunda da korona konusuna girelim. Sonra da yayını toparlayacağız. Koronada da Türkiye'de artık farkındaysanız etrafımızda, arkadaşlarımızın arkadaşlarında iyice çemberin daraldığını görüyoruz. Maalesef. Bu korona konusunda. Bir taraftan devletin resmi açıklamaları var, Sayın Koca'nın açıklamaları var. Diğer taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İmamoğlu'nun açıklamaları var ve Türk Tabipler Birliği'nin açıklamaları var. Ya burada bir sorun mu var? Ne oluyor bu korona konusunda? Biz var. Bir yada hata mı yapıyoruz size böyle? Birkaç sorun var. Birincisi vaka ve hasta sayılarının birbirinden ayrılması kötü oldu. Vakaların anlatılması lazım. Ben vaka sayısının 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon olmasının korkulması bir tarafa memnun olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü hakikaten 5 milyon vaka varsa, ölüm oranımız da 1/2 seviyesindeyse bu felaketin içinden daha az zararla çıkıyoruz demektir. Onun için niye saklıyor anlamıyorum. İkincisi bu konu mecburen sürü bağışıklığı da denilen ama sürü lafını sevmediğim için toplumsal bağışıklık dediğim sisteme gitmek mecburiyetinde. Herkes bir türlü kenarından bulaşmadan bu iş bitmeyecek görünüyor. Bunun için de bir bağışıklık sisteminin buna bir antikor üretmesi lazım, o anlaşılıyor. Bu çerçevede bu iş yürüyecek ama daha evvelki programlarda da söyledik, bunun algı tarafı çok kuvvetli yürüyor. Bakın, kocayı istediğiniz kadar kızın Sağlık Bakanı'na dinleyin, dinleyelim. Sosyal mesafe, el yıkama ve mümkün olduğu kadar maske takmak önemli. Bunların yapılması lazım. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek imkanı olanlar için bunları kullanmak lazım. Arkasından da aşı geldiğinde yaptırmak isteyenler bulurlarsa aşıyı yaptırsınlar. Öyle yürüyecek. Aşıda benim çok büyük tereddütlerim var ama... Hangi anlamda? Yani sağlık açısından mı? Evet. Yani ben grip aşısı ne zaman olsam grip olmuşumdur. Onun için virüslere dayanan aşıların netice getirip getirmediği konusunda çok tereddütüm var. Nitekim literatüre baktığımda evet diyenlerle hayır diyenler neredeyse eşit alandalar. Onun için ben konuşmuş olmayayım. Orada uzmanları dinlemek lazım. Ama bakterilere dayanan mesela zatürreyası vesaire fevkalade seneler içinde oturmuş, evet, yürüyen aşılar. Göreceğiz. Tedbirleri alıp yürütmek lazım. Türkiye'den çok şikayet etmeyelim. Türkiye'de sağlık çalışanları muazzam bir mücadele verdiler. Muazzam. Sınırı bekleyen asker gibiler. Ve neredeyse bir senedir muazzam bir çalışma içindeler. Bu insanların kıymetinin bilinmesi ve bu insanlara karşı çok iyi davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca da herkes kendine düşeni azami derecede yapmak mecburiyetinde. Peki Emin abi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Eğitici, bilgilendirici bir yayın oldu. Değerli izleyiciler, teşekkür ediyoruz. Sağ olun Zanka TV takipçileri. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu akşam konuğumuz 22. dönem milletvekili Sayın Emin Şirin'di. Hem Bülent Arınç'ın istifası hem de iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Herkese iyi geceler.